Herkese merhabalar. Optik 2 videosuyla birlikteyiz. Bakalım Optik 2'de neler göreceğiz? Bir kere küresel aynalardan bahsedeceğiz. Daha sonra kırılmadan bahsedeceğiz. Renkler, ama renklerden önce ne yapacağız? Merceklerden bahsedeceğiz. Renkler, prizmalar, bu şekilde bir ders olacak. Böylelikle optik ünitesinde bitirmiş olacağız. Küresel aynalara baktığımızda aslında olay şu. İki tane kapak düşünün. Sadece küre kapağı düşünün. Bunların birleştirildiği bir daire olduğunu varsayalım. O zaman bu dairenin merkezi M ortada olacak. İki kürenin de eğrilik yarıçapı diyoruz biz bu eğime, tamam mı? Eğrilik yarıçaplarının aynı olduğunu düşünürsek, bunları birleştirdiğimizde biz bu herhangi birini bir küreye tamamladığımızda orta noktası, yani şu ikisi arasındaki mesafe yarıçap olması gerekiyor. Yarıçapı veren ifadedeki nokta merkez noktasıdır. M merkez noktasıdır. Burası, yani şu aynalardan birini koyduğumuz yere tepe noktası dersek, TM arasındaki mesafe. TM arasındaki mesafe aslında merkez uzunluğu olarak geçer. Biz bu TM arası mesafenin yarısını aldığımızda, işte o yarısı da, bakın bu kadar yer, yarısını alıyoruz. O yarısı TF arası uzaklık olur. Yani ne demek bu? Odak uzaklığıdır. Odak uzaklığı. Tamam. Odak uzaklığını F harfiyle, küçük F harfiyle gösteririz. Odak noktası büyük F harfiyle gösterilir. Peki odak niye F harfiyle gösteriliyor? Çünkü fokustan geliyor. Fokuslanmak, odaklamak. Kamera kullanmayı bilenler bilirler. Fokuslamak, odaklamak demektir. Tepe noktası dedik, merkez dedik, F odak noktası dedik. Şimdi bütün bu noktaların gösterildiği eksene de asal ekseni diyoruz. Böylelikle ne yapmış olduk? Bu noktaların anlamlarını öğrenmiş olduk. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim iki farklı cins küresel aynamız var. Bunlardan bir tanesinin yansıtıcı yüzeyi iç taraftır. Yani şöyle bir küre kapağı düşün. Şurası da ayna var. Arkası da ayna yok. Arkasında herhangi bir görüntü olmuyor. İç tarafında ayna var. Buna biz çukur ayna diyoruz. Çukur ayna. Şurada da yazıyor. Ç. Çukur ayna. Fakat diğer taraftaki aynaya baktığımda içinde bir görüntü oluşmayacaktır. Çünkü bu aynanı görüyor musunuz? Bak. Dış tarafı aynalıdır. Bu yüzden buna da tümsek ayna diyoruz. Yani aslında şöyle, buradan baktığında sen aynaya bakacaksın hep. Aynaya da buradan bakacaksın. Buradan baktığında kendine doğru bir tümseklik görürsün. O yüzden bunun ismi tümsek aynadır. Burada ise şöyle göstereyim, içeriden bakacaksın. Ben mesela buradan baktığım zaman aynaya bir çukurluk görüyorum. O yüzden bu da çukur ayna oluyor. Böylelikle aynadaki özel ışınları geçebiliriz. Arkadaşlar, küresel aynada ışınlar, bu şu şekilde gördüğünüz ışınlar yansıtılır. Nasıl yansıtılıyor? Burada bilmemiz gereken çok önemli özel ışınlar var. Bunları bilirsek artık geri kalan konu basit oluyor bizim için. Hepsini biliyor oluyoruz. Şimdi birincisi, çukur aynaları ilk önce göstereceğim. Sonra da bunların tümsek ayna eşleniğini göstereceğim. Çukur aynalarda asal eksene paralel gelen bir ışın varsa, o zaman bu ışın F odak noktasından geçerek devam eder. Bunun tersi de doğrudur arkadaşlar. Yani ışık tersinir olduğundan, eğer herhangi bir ışın asal ekseni odaktan keserek gelirse, o zaman da paralel eksene, asal eksene paralel yansır. Yani şu şekilde devam eder. Asal eksene paralel yansıması demek, asal ekseni hiçbir şekilde kesmeyeceği anlamına geliyor. Biz bütün bu ışınları asal ekseni kesip kesmemelerine ya da hangi noktalarda kestiklerine göre değerlendiriyoruz ya da sınıflandırıyoruz. O zaman ben gönderdiğim bir ışın F'den geçiyor. Bunu biliyorum, bu bir. İkincisi de, F'den gelen bir ışın asal ekseni kesmiyorsa ben o kesmemeyi sonsuz olarak yazabilirim. F sonsuz ilişkisi buradan gelir. Bu sonsuzluk arkadaşlar asal eksene paralel anlamına, asal eksene paralel anlamına geliyor. Şimdi bir tane de merkeze bakalım. Şuradaki merkeze gelen, şuradaki, evet, kırmızı olan, şöyle onu da şu şekilde göstereyim. Şöyle, şu şekilde bir ışınım var benim ve o merkezden gelmiş. Merkez demek aslında aynanın normali demektir. Yani nasıl, şuraya çizelim bak, düz aynanın normaliyle aynı doğrultuda gelen ışın geri dönüyorsa kendi üzerinden, burada da merkezden gelen ışın geri dönecektir kendi üzerinden. Merkez
diyebiliriz. Son olarak şuradaki moru göstereyim size. Bakın F ile M arasındaki mesafenin yarısından gelen bir ışın var. Ne demek bu yarısından, ona bakalım. Burası bir tane F kadar uzunluktaydı. Görüyorsunuz bir F kadar uzunluk. Şurası ise yarım F uzunluk. Yani bu noktanın değeri 1,5 F'tir. 1,5 F. O zaman 1,5 F'i keserek gelen ışın, çok enteresan, bunun özelliği 3F'den geçecek şekilde kırılacaktır. Biz de burada 1,5 F, 3F eşitliği diyoruz buna. Yani 3F'den de gelen bir ışın olursa o da 1,5 F'di. Asal eksende 1,5 F'i keserek devam edecektir yoluna. Bu 3 tanesi bizim için çok önemli. Bunlarda dikkat etmemiz gereken asal ekseni kesmediği nokta odak noktası 1. İkincisi merkez noktası, zaten merkez kendi üzerinden yansıyor, bu 2. Üçüncüsü de 1,5 F 3 F. Yani dikkat ederseniz 1,5 F 3 F, hani 1'e 2 oranı var değil mi? 1,5'un 2 katı 3'tür. 1'e 2 oranı var. Tümsek aynaya geçtiğimizde bunları biliyorsanız, tümsek aynı aslında bunun aynısıdır. Sadece burada ışınlar kendileri keserken burada uzantıları keser. Çünkü bunun ne olacaktır? Sirli tarafı içerisidir, yansıyan tarafı dışarısı, şu tümsek olan kısımdır. Başlayalım o zaman. Şurada 3F'den geleni gördünüz mü? Az önce 3F'e doğru geleni, yani uzantısı 3F'e doğru geliyor. Şimdi az önce yapmıştık, 3F 1,5F demiştik değil mi? O zaman burada da ne olacaktır? 3F 1,5F olacaktır. Yani şurası 1,5F F ile M arasında. Arkadaşlar burada ne dedim ben? Uzantılardan bahsedeceğiz. Burada gene 3F 1,5F var. Ama uzantılarından bahsettiğim için, hiçbir ışın burada asal ekseni kesmeyeceği için uzantı olması nedeniyle ben bunların başına eksi koyuyorum. Uzantı. Uzantısı 3F'e gelecekmiş gibi olan ışın uzantısı 1,5F'den geçecek şekilde yansıyor. Gördüğünüz gibi tümsek aynalar şu şekilde yansıtıyor. Peki ikincisine bakalım. Şu kırmızı olana bakalım. Turuncu ile üzerinden geçeyim ben bunu. Bu neydi? M'ydi. M olduğuna göre ben biliyorum ki M noktası bu aynanın normaliydi. Ve burada nasıl M ise, yani M'den gelen M diğer aynı kendi üzerinden geri yansıyorsa burada da aynı şey olacaktır. Kendi üzerinden geri yansıyacaktır. Yani uzantısı merkez noktasından geçecek şekilde olacaktır. Geçecek şekilde yansıyacaktır. Son olarak bir de şuna dikkat edelim. Asal eksene paralel olarak gelen bir ışından bahsediyorsak biz, o zaman da burada ne olacaktır? Şuraya dikkat edelim. Buradan yansıyacaktır. Yani uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyacaktır. 3 tane önemli özelliğimiz. Aslında birini bilirseniz dikkat edin, diğeri aynısı. Sadece uzantıları diyoruz. Böylelikle tümsek ve çukur aynayı da öğrenmiş olduk. Ve bakalım çukur aynada görüntünün özellikleri neler? Bir kere şunu unutmayalım. Çukur aynaya paralel gelen ışınlar, paralel gelen, yani asal eksenine paralel gelen bu ışınlar hep odak noktasında kesişiyorlar. Şu nokta neymiş? Odak noktası diyeceğiz. Burasını böylece görmüş olduk. Şimdi bu özelliği kullanacağız biz. Bu özelliği çok kullanacağız. Birincisi, merkezin dışında olan bir cismin varsa, yani şöyle göstereyim, şu şekilde merkez dışında olan bir cismin varsa, o zaman bunun görüntüsü hep merkezle odak arasında olacaktır. Tamam mı? Şurada gördüğün gibi bu cisim K cismi, bu da K'si, görüntüsü merkezle odak arasında olacak. Unutmayın, bir cisimle görüntü için boy kıyaslaması yaptığınız zaman şuna bakacaksınız. Aynaya ne kadar yakın? Aynaya yakın olan kısadır. Ayna ile arasındaki mesafe küçük olan kısadır. Ayna ile arasındaki mesafe uzun olan, yani aynadan uzaklaşmış olan ne olacaktır? Uzun olacaktır. Şimdi bu özelliği şurada, hani merkezin dışında olanın merkez hep arasında kaldığını hatırlatmak için şunu söyleyebiliriz. 3F'deki cismin görüntüsü de, az önce ne yapmıştık? 3F'den gelen ışın 1,5F'den yansımıştı. Burada da 3F'deki cismin görüntüsü 1,5F'de çıkacak. Yani merkezle odak arasında çıkacak. Doğal olarak ne olacaktır? Boyları da, cismin boyu büyük, görüntünün boyu buradaki gibi küçük çıkacaktır. Nasıl yaptık? Aslında yaparken bu özelliği söylemiştik.
söylemiyoruz. 3,5 f'i söylemiyoruz. Sadece ben bunu aklınızda kalsın diye söyledim. Yani cisim 3f'de ise görüntü ne olacaktır? 1,5 f'de olacaktır. Normalde yaptığımız şey şudur. Cismin ucundan bir tane asal eksele paralel ışın gönderirsin ki bu f'ten geçer. Bir diğeri de merkeze doğru gönderirsin ki bu da kendi üzerinden geri yansır. Bu iki gönderdiğin ışının birleştiği noktadan sen ne yapacaksın? Bir tane ok çıkacaksın. Böylelikle cismin görüntüsü oluşmuş olacak. Şimdi cisim 3F'de ise görüntü 1,5 F'de dedik. Şimdi şuraya bakalım. Bakın gördüğünüz gibi K'nin K cismine baktığımda merkez noktasında olduğunu görüyorum. Nasıl ben merkezdeki bir cismin bir ışının merkezi keserek gelen bir ışının yine merkezi keseceğini söylediysem az önce, burada da merkezdeki bir cismin görüntüsünün yine merkeze çıkacağını söyleyebiliriz. Yani merkez yine aslında az önce yaptığımız şeyi söylüyoruz. Şimdi şuraya baktığımızda burada da aslında ne var? F ile ayna arasında bir cisimden bahsediyoruz. F ile ayna arasında bir cisim varsa o zaman onun görüntüsü aynanın arkasında çıkacaktır ve daha büyük çıkacaktır. Buna da örnek olarak mesela yarım F'deki cismin görüntüsünün arka tarafta ve F'de olacağını söyleyebiliriz. Bir diğeri şu, F'deki cismin görüntüsü sonsuzda çıkar. Daha doğrusu F'de ise eğer cisim görüntüsü oluşmayacaktı diyebiliriz. Cismin F'de, bak dikkat edelim, zaten F sonsuz ilişkimiz vardı, hatırlıyoruz. Cisim F'de ise görüntüsü sonsuzda oluşur. Çünkü burada paralel gönderdiğin ışın F'den geçecek. Aynı zamanda aynaların çok önemli bir özelliği vardır. Aynaların şu tepe noktasına gelen herhangi bir ışın asal ekseni normal kabul ederek yansır. Ne demek bu? Asal eksenle eşit açı yapar. Yani burada alfa açısı varsa o zaman bu ışın geldiği zaman yine alfa açısı yaparak devam edecektir. Şu şekilde alfa açıların eşit olduğunu görüyorsunuz. Bu yüzden de şu ikisi hiçbir zaman kesişmeyecektir arkadaşlar. Bu yüzden bunun K'nin görüntüsünün oluşmayacağını söyleyebiliriz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Yarım F'de olan bir cismin görüntüsü aynanın arkasında F'de çıkacağı için aynanın arkasına, yani gerçekte gerçek bir görüntü olmayacaktır bu. Sanal bir görüntü olacaktır. Özel olarak aynanın arkasında çıktı. Yani ben şu cisimden çıkan ışınları birleştirerek bir şey çıkaramadım. Sadece bu ışınların uzantılarını kesiştirerek bir cisim çıkarabildim. Uzantıları olduğu için bu sanal olacak. O zaman ben yarım F'deki cismin görüntüsüne eksi F desem iyi olur. Yani aynanın arkasında arkadaşlar, aynanın arkasında. Son olarak size bu konuyla ilgili söyleyebileceğim çok önemli bir şey daha var. Ne demiştik biz? Cisim ve görüntü yakın mı uzak mı, ona bakacaksın. Yakınsa kısa olacak, uzaksa daha büyük olacak, boyu daha uzun olacak. Şimdi hiçbir şey düşünmeden sadece buradakilere bakarsak, 1,5 f 3 f diyorsan sen, eğer cismin 2 h uzunluğunda ise görüntün onun yarısı kadar olacaktır boyu. Cisimle görüntünün merkez noktalarında olduğu yere baktığımızda cisim h kadarsa görüntünün boyu da aynı, eşit h kadar olacaktır. Burada zaten herhangi boy kıyası soramayacak arkadaşlar size. Ama şuraya baktığımızda eğer benim cismimin boyu h kadarsa görüntümün boyunun 2 h kadar çıkacağını söyleyebilirim. Yani 1'e 2 oranı 1... İki, işte bu ikisinde var. Bunları bilirseniz soruları çözersiniz. Ve son olarak tümsek aynada bir görüntüye bakalım. Şimdi bakın, şu az önce söylemiştik aslında, sanal görüntü düzdü. Dikkat ettiniz mi? Düz aynadaki görüntüler de sanaldır. Mesela sabah kalkıyorsun, aynaya bakıyorsun, ne gördün? İşte gördüğün şey aslında kendini görüyorsun değil mi? Yani başın yukarıda, ayakların da aşağıda. Yani nasıl bir şey? Şunun gibi bak, oku yukarıda, noktası da aşağıda. Bunun gibi bir şey görmüyorsun. Yani başın aşağıda, görüyor musun? Oku yukarıdaydı, burada oku aşağıda. Yani burada cisim ters olmuş değil mi? İşte cismin düz olduğu görüntülere sanal görüntü diyoruz. Cismin ters olduğu görüntülere ise gerçek, bu değil zaten, gerçek görüntü diyoruz. Yani bu gerçek görüntüdür.
Şu da gerçektir, gerçek. Ama buradaki nedir? Sanaldır. Tümsek aynada bütün görüntüler düzdür. Yani sanal, zahiri de deriz buna. Ve aynanın arkasında çıkar. Peki şimdi çukur ayna ve tümsek aynaya not demeden önce ilk önce şuna bir bakalım. Burada da durumumuz şu. Ben bir paralel, asalda iki tane paralel bir ışın gönderdiğimde ne demiştik? Tümsek aynada F noktası ve M noktalarını belirleyelim. Şimdi bunun uzantısı F'den geçecek şekilde olacaktı, değil mi? Şu şekilde olacaktı. Başka bir ışın daha göndermek istiyorum. Ben onu da mesela nereye göndereyim? Merkeze doğru göndereyim, olur mu? Merkeze doğru göndereyim. Şöyle göndereyim. Şu şekilde olsun. O da ne yapacaktı? Uzantısı merkeze giden kendi üzerinden geri yansıyacaktı. Doğal olarak burada aslında şöyle bir şey, değil mi? Görmüş olduk. Yani iki tane uzantıyı birleştirdiğimizde aslında böyle bir şeyle karşılaştık. Gördüğünüz gibi görüntü daima ne oluyormuş? Cisimden daha küçük oluyor burada. Görüntü daima küçük oluyor. Cisimden küçük oluyor. Tümsek aynada bütün görüntüler cisimlerden küçük olduğu için aynaya yaklaşırsam görüntü büyür. Görüntü büyür. Burada aynaya yaklaşmak önemli. Burada görüntünün büyümesini, aynaya yaklaştığın görüntü buydu. Burada aynaya nasıl yapacaksın? Burada odak, burada önemli olan odak, tamam mı? Odağa yaklaştıkça senin de görüntün büyüyecektir diyoruz ve diğer tarafa geçiyoruz. Şimdi bir tane sorumuz var. Işının izlediği yol şekilde verildiğine göre şurada bak. Asal eksene paralel gelen bir ışınım var. Ona dikkat edelim. Şekilde verildiğine göre F1 bölü F2 oranı kaçtır? Yani bu aynaların odak uzaklıkları arasındaki ilişki soruluyor. Şimdi asal eksene paralel gelen bir ışın nereden geçecektir? Şu aynanın odağından geçecektir. Şu kırmızıyı devam ettirdiğinde, çünkü bak burada hala asal ekseni kesmedi. Devam ettir bunu. Devam ettir. Bu buralarda bir yerlerde, bilmiyorum yerini. Ama şunu söyleyebilirim. Buradan buraya kadar olan mesafe, şurası galiba, evet, buradan şöyle yapacağız. Buradan buraya kadar olan mesafe F1'in odak uzaklığıdır. F1'in odak uzaklığıdır, tamam mı? Çünkü asal eksene paralel gelen ışın nereden geçiyordu? Odaktan. Şimdi bir diğeri, şu şekilde gelmiş ışın. Bu sefer de bu aynadan asıl eksene paralel olarak yansımış. Görüyor musunuz? O zaman şunu söyleyebilirim. Nasıl olur da asıl eksene paralel gelir? Ancak şöyle asıl eksene paralel gelir. Bu ışının uzantısı odaktan geçiyordur. F odak ilişkimiz var diye bizim. F sonsuz, pardon. Yani asal eksene paralel gelmesinden bahsediyorum. Tümsek ayna için bunun başına da eksi koyduk. Yani uzantısı odaktan geçecek şekilde geliyordu. Demek ki bu uzantısı odaktan geçecek şekilde geldi. Yani burası da F2 uzaklığıdır diyebiliriz. O zaman F1 bölü F2'ye baktığımızda şurasının, F1'in 1, 2 ve 3 birim. F2'nin ise bir birim olduğunu, bölümlerinde 3 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir cismin çukur aynadaki görüntüsü kendi boyunun yarısı kadardır. Buna göre cismin yeri ve görüntünün yeri soruluyor. Şimdi bak, bir cismin çukur aynadaki boyu kendi boyunun yarısı kadardır diyor. Bana eğer kendi boyundan daha büyük deseydi, diyelim ki kendi boyundan daha büyük dedi. Şimdi burada kim var kendi boyundan büyük olan? Şurası var, değil mi? Buradan bahsedebilecektik. Şimdi kendi boyundan daha küçük dediği zaman 3F 1,5F ilişkisi aklımıza gelecek. Bir cismin çukur aynadaki görüntüsü kendi boyunun yarısı kadar. Demek ki cismin yeri 3F'de, görüntünün yeri de doğal olarak 1,5F'de. Yani bunun boyu H iken görüntünün boyu H bölü 2 kadar olur. Soruyu birazcık değiştirelim. Çukur aynadaki görüntüsü kendi boyunun 2 katı. Tamam. Böyle bir durumda iki tane şey söz konusudur. Biri görüntü gerçek, diğeri ise görüntü sanal olabilir. Görüntünün sanal olduğu durum, cisim şeydedir. Şöyle aynamızda çizelim. Şöyle çukur aynamızı çizelim. Tamam mı? Çukur aynada. Ancak şurası F olmak koşuluyla cisim yarım F'dedir. Görüntü de aynanın arkasında düz olarak
F'de F kadar uzaklıkta çıkar. Bu birincisi. İkincisini de şurada çizeyim. Gerçek olması durumunda ise durum şudur. Şöyle asal ekseni çizelim. Kendi boyunun iki katı olacaksa cisim 1,5 f'dedir. Şöyle görüntüsü kaçta çıkar? 3 f'dedir ve 2h boyundadır. Yani kendinden daha büyüktür. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Ve sıra ışığın kırılmasında. Işığın kırılmasına baktığımızda durumumuz şu. Işığın kırıcılık indizleri farklı ortamlarda, farklı saydam ortamlar arasında doğrultu değiştirmesi. Yani senin bir ışının var, geldi. Diğer ortama geçerken böyle geçmiyor da, tamam, bu şekilde geçmiyor da şu şekilde bir kırılmaya uğruyor. Yani doğrultusunu değiştiriyor. Yine bunun tersi de mevcuttur. Yani illa bu tarafa doğru kaymak istemez. Bu tarafa doğru da kayabilir. Biz şurada iki tane, iki yüzey arasındaki çizgi var ya, oraya dik olan çizgiye yüzey normali diyoruz. Normal diyoruz ve kırılmayı normal üzerinden tanımlıyoruz. Senin gelen ışının, şimdi böyle devam edecekti değil mi? Normalden uzaklaşıyorsa eğer, bak normalden uzaklaştın, normalden kaçıyorsun yani. O zaman bu ortam kırıcılık indizi küçük olan ortamdır. Bu ortam küçüktür. Kaçıyorsan normalden küçük. Tamam, kaçtın, küçük oldu. Eğer senin ışının normalde bak böyle gidecekti. Normale, yüzey normaline, yüzey normalde burası bak. Yaklaştın. O zaman bu ortamının kırıcılık indizinin büyük olduğunu söylemişsin. Bak kaçmadın, o zaman büyük. Kaçtın, K'den aklına gelsin. Asal eksenden kaçıyorsan küçük. Bitti. Şimdi burada da durum şu aslında. Şuradaki açılara bakıyorlar, tamam mı? Şurası QK olsun. Burası da QL olsun. Sana diyor ki sinel yasası diye bir yasa var. Bu yasayla sen bunların kırıcılık indizleri hakkında bir şeyler söyleyebilirsin. Peki kırıcılık indizi nedir? Bir ortamın kırıcılık indizi aslında ışığın boşluktaki hızının, ışığın o ortamdaki ortalama hızına oranını bulursan eğer, sen ortamın mutlak ışığı kırma indizini bulursun. Buna baktığımızda ışığın boşluktaki hızıyla ortamdaki hızı, o zaman ben ortamı boşluk olarak kabul edersem ya da hani hava olarak kabul edersem, havada böyle boşluk gibi kabul edebilirim aslında çok seyreltilmiş olduğu için, böyle bir şey kabul edersem havanın kırıcılık indizi ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır. Çünkü o zaman ışığın hızıyla ışığın ortamdaki hızı, yani ortam dediğim boşluksa tabii ki de bu ikisinin birbirlerine eşitliğinden bahsederiz ve bu ikisinin bölümü de 1 çıkar. O zaman ben kırıcılık indizinin ne olduğunu anladım yani. Kırıcılık indizi ne olacaktır? Kırıcılık indizi aslında ortamların kişiliğini belirler, kimliklerini belirler, tamam mı? Şimdi ben burada sinel yasası demiştim. Sinel yasasında da durum şudur. Ortamın kırıcılık indizi ile ışığın yüzey normali ile yaptığı açının sinüsünü çarparsanız burada bir değer elde edersiniz. Aynı değer kırılma sonrasında elde edilen değerle eşittir. Yani ikinci ortamın kırıcılık indizi ile ikinci ortamdaki kırılan ışığın normalle yaptığı açının sinüsünün çarpımı ile eşittir. Bunu kullanacak mıyız? Arkadaşlar bunun matematiksel hesabı aslında yok. Ama şunun, yani sinel yasasının ne olduğunu hakkında bir görmeniz, bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi sıra geldi buraya. Bakın burada önemli bir şey var, tamam mı? Şimdi ben eğer kırılma istiyorsam, bir sıvı ortamım var, dışarısı da boşluk. Ben ne yaparsam yapayım, yüzeye dik olarak bir ışın gönderirsem bu ışın dışarı çıkacaktır. Anlaştık mı? Direkt dışarı çıkar. Unutmayın, eğer biz biraz açıyla gönderirsek o zaman kırılma söz konusu olacaktır. Burada gördüğünüz gibi doğrultuda bir değişme olmadı. Şimdi kırılmaya bakalım. Yüzey normalini çizdim ben burada. Şu ayırıcı yüzeye dik olarak. Şimdi burası sıvıysa eğer, burası da havaysa, burası az yoğun bir ortam, burası da çok yoğun bir ortamdır. Genellikle yoğunlukla kırıcılık arasında ilişki de kurulur. Yani burası ışığı çok kıracak, burası ışığı az kıracak. Demek ki ben
Burada küçük bu yani. Küçük kırıcılık indirisi küçük. Demek ki ben burada normalden kaçacağım. Normal böyleyse ben şöyle kaçarak devam edeceğim yoluma. Şurası kesikli, onu gösteremedik. Şimdi bunu gösterdim. Peki ben burada daha da bak, şurada normalimi buradan çiziyorum. Daha da açımı büyüttüm. Bak şuradaki açıya bak, bir de buradaki açıya bak. Ne kadar büyütüyorum, direkt büyüttüm normalle yaptığım açıyı. Öyle bir değere ulaşır ki bu ışın artık yüzey üzerinden devam eder. İşte buradaki açının özel durumuna teta'ya sınır açısı denir. Sınır açısı. Anlaştık mı? Sınır açısı. Sen sınır açısını da geçecek şekilde, bak artık bu ne oldu? Bu sınır açısından daha büyük bir açı. Buna sınır açısından büyük olduğu için mesela ne diyebiliriz? Büyük anlamında B diyelim biz buna. Sınır açısından daha büyük bir açı. İşte sen sınır açısından daha büyük bir açıyla bir ışın gönderirsen o zaman ne olacak biliyor musun? O zaman ışın hiç kırılma mırılma değil. Tam yansıma yapacak. Tam yansıma bu. Ne öğrendik? Bir, ışının normalle aynı doğrultuda geliyorsa dışarı çıkacak. Kırılma falan yok. Tamam mı? İlla bir açı yapacaksın ki öyle kırılasın. Kırılma yapmazsın burada. Açı yok çünkü. İki, sen geldin ışının, burası çok yoğun ortam, burası küçük ortam, az yoğun ortam. O zaman ne yapacaksın? Normalden kaçacaksın. Bak normal burada. Yaklaşsaydın bu taraftan kırılacaktın. Normalden kaçtın, buradan devam ettin. Bir diğeri, açını büyüttüm büyüttüm, bir öyle bir açıya geldi ki sınır açısıdır bu. İki yüzeyin sınırında gitmeye başladın. İşte bu özel olarak sınır açısıdır. Sen sınır açısını da aşarsan, yani beta daha büyük olmak üzere beta açısı yapıyorsan artık sen tam yansıma yapacaksın demektir. Kırılma artık yapmayacaksın. Tam yansıma açıları işte, tam yansıma yaptın. Şimdi burada bu işte bize bu tam yansımalar, bu sınır açıları falan serap olayına, bak serap olayı, serap olayına bizi götürüyor. Serap olayı da şu demek. Kırıcılık indizleri farklı ortamlar, söyledik bunlar birbirlerinden farklı ortamlarda, ama aynı ortamın da sıcaklığı farklı olduğunda aslında kırıcılık indizleri birbirlerinden farklı olabiliyorlar. Tamam mı? Kırıcılık indizleri birbirlerinden farklı olabiliyorlar. Ne demek peki bu? Hani biz neden bahsediyoruz burada serap olayında derken? Şundan bahsediyoruz. Şimdi bir kere sen eğer sıcaklığını farklı yaparsan hava ortamında, burada bir kırılma yaşanacaktır. Bu yüzden serap olayı olacaktır. Farklı göreceksin. Mesela ne demek bu? Eğer sen çöldeysen, bak çölde duruyorsun, tamam mı? Burada da bir tane palmiye var, ağaç var. Sen onu nasıl göreceksin biliyor musun? Terste göreceksin. Şöyle göreceksin. Bunun da nedeni şudur. Sen buraya bakarken, buraya bakarken, mesela şurasını göreceksin değil mi? Buraya bakarken ışık buradan kırılıp tam yansıma yapacak. Peki sen ışığın buradaki yolunu fark edebilecek misin? Hayır. Sadece uzantısını fark edeceksin. O zaman sen aslında şurada gördüğün şey, senin ışığının burada gördüğü şey, gözünün şuradaymış gibi olacak senin için. Tamam? Buna biz serap olayı diyoruz. Bu tip olaylara serap olayı diyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Görünür derinlik diye bir şey var. Görünür derinlik. Peki bu nedir, görünür derinlik? Bu da şu demektir. Bakan önemlidir. Az yoğundan çok yoğuna bakıyorsan, yani havadan suya bakıyormuşsun gibi düşün. Havadan suya bakıyorsan o zaman suyun içerisindekileri daha yakın görürsün. Yakın, yakın görürsün. Tamam, yakın görürsün. Ondan sonra çok yoğundan az yoğuna bakıyorsan, yani buradan suyun içerisine daldın, sudan havadaki bir helikoptere bakıyorsun mesela. Çok yoğundan az yoğuna da bakıyorsan o zaman daha uzaktaymış gibi görürsün. Uzakta görürsün. Olay bu. Yani bunu ezberlemek için şöyle bir şey söyleyelim. Sen balığı yakın görürsün. Sen balığı, dışarıdasın ya, balığı yakında görürsün. Yakında görürsün. Tamam. Yani sen mesela, ya da şöyle düşünün, buradan denize bakıyorsun. Hani hiç deniz üzerinde seyahat ettiyseniz eğer fark etmişsinizdir. Bakıyorsun böyle dibi görüyorsan eğer, ay ne kadar hani sığ bir yer diyorsun. Hani atlayayım da hemen dibe de, sanki dibe hemen dokunacakmışsın gibi. Ama normalde orası çok derin oluyor. Sen şimdi burada
böyle bir hani az yoldan çok yoluna baktığın için sen onu fark edemiyorsun. Ama orası sığ olmuyor, daha derin oluyor. Yani az yoldan çok yoluna havadan suya bakıyorsan dibi daha yukarıda gibi görüyorsun. Daha yakın görüyorsun. Balıkları sana daha yakın görüyorsun. Ama şunu söyledik. İkincisini söyleyelim. Ama balık sana bakıyorsa balık seni uzakta görür. Uzakta görür. Bu neyi sağlıyor? Balık seni uzakta görüyorsa. Balığın seni uzakta görmesi demek şu demektir. Şimdi mesela balık senden ne demek? Mesela şöyle düşünelim. Avcıdan değil mi? Kaçmaz balık. Tabii ki de kaçar da hani daha uzaktaymış gibi zanneder bir avcıyı, dışarıdaki bir avcıyı. Oysa ki balığa daha yakındadır. Bu da tabii ki balık için tehlikeli bir durum. Şimdi devam edelim merceklere. Merceklerde durum şudur. İnce kenarlı ve kalın kenarlı olarak ikiye ayrılır. İnce kenarlı mercekler yakınsak mercek olarak da geçer. Yakınsak mercek. Çünkü bütün ışınları asal eksene doğru yaklaştırır. Kalın kenarlı mercek de ıraksak mercek olarak geçer. Bu da bütün ışınları asal eksenden uzaklaştırır. Bunların asal eksenleri de tam ortalarından geçen eksendir aslında. Burada ince kenar derken kenarlarının ince olduğunu fark etmişsinizdir. Göbeği geniştir ama kenarlar incedir. Bakın burada da onun başka bir gördünüz mü? Bak şöyle. Şöyle her zaman biz bu merceği böyle çizmiyoruz. Bazen de ok ile çiziyoruz. Bu şekilde çiziyoruz. Merceğinin kenarlarının ince olması yeterli. Burada bütün mercek çeşitlerini görebiliyorsun aslında. Kalın kenarlı mercek dedi. Merceğinin kenarları şöyle kalındır. Beli incedir. Kenarları kalındır. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bak şu şekilde. O zaman burada da şu ikisini birleştirdiğimizde gördüğünüz gibi kalın kenarlı merceğin ne olduğunu gördünüz. Şimdi ince ve kalın kenarlı mercekteki ışınlar nedir? Bir kere burada ışınları yansıtmaz, ışınları kırar, tamam mı? Kırdığı için burada aslında ışınların renkleri önemlidir. Ama biz burada çizerken dikkat edin. Burada hani mor ve kırmızı olarak çizdik ama bunları sadece kırılmayı gösterebilirim diye. Daha doğrusu hani burada temel ışınları gösterebilelim diye böyle renkli çizdik. Normalde bunlar kırmızı ve mavi gibi düşünmeyin bunları. Onları daha sonra göstereceğiz. Burada sadece önemli olan 3F'den gelen herhangi bir ışın için konuşacağım ben. Tamam mı? Şimdi bunların kırdığını söyledik. Şimdi bakıyoruz. Bakın. Odak noktası, o optik merkez deriz biz buna. Nasıl aynanın tepe noktası vardı? Bu merceklerinde o optik merkezi var. Optik merkezden geçen ışın hiç kırılmaz. Kalın kenarlıda da böyledir. Optik merkeze gelen ışın kırılmadan yoluna devam eder. Asal eksene paralel gelen ışın burada hatırlayın sonsuz odak ilişkisi vardı değil mi çukur aynada? Burada da aynı şey söz konusu sonsuz odak ilişkisi. Şurası F noktasıdır. Bunu yaptık. Burada ne olacak acaba? Burada da sonsuz neydi? Eksi F'ti değil mi? Uzantısı geçecekti. O zaman burada bir F aramayacağım ben. Uzantı için yani şöyle olacak. Şurada bir F arayacağım. Şu nokta F olacak. Unutmayın ince ve kalın kenarlı merceklerin iki tarafında da birer şey vardır. Odak ve merkez noktaları vardır. Şimdi diğerlerine geçelim. Bakın 3F'den gelmiş. 3F'i hatırlıyor muyuz? 3F 1,5F hatırlıyor olmanız lazım. Burada o zaman 1,5F neresidir? F ile M arasında bir yerdir. O zaman benim bu ışınım şu şekilde 1,5F'den geçecek. Peki son olarak merkeze bakıyorum. Merkezde ne vardı? Merkez merkezdi değil mi? Merkezden gelen yine merkezde kırılıyordu. Şöyle gösterelim. Buradan devam edecek. Dikkat edin asal eksen üzerinde merkez noktasını keserek devam etti. Şimdi kalın kenarlı mercekle bunun eşleniklerine bakalım. Birincisi 3F. Ama biz burada ne diyorduk? Uzantısı 3F'den gelen, uzantısı 1,5F'den değil mi? Uzantıdan bahsediyorduk. Unutmayın ince kenarlı mercekle çukur ayna, kalın kenarlı mercekle de tümsek ayna birbirlerine çok benzerler. O yüzden bunları o yüzden yazıyorum. Bak aynı şeyler aslında diye. 3F'den uzantısı 3F'e geldi. O zaman ne olacaktır? Uzantısı da şuralarda
F, M ve 3F'i belirleyelim. Bunun uzantısı da 1,5F'den geçecek şekilde olacaktır. Şöyle devam edecektir. Ve son olarak merkeze de yine eksi M harfi, eksi merkez demiştik. Yani şurada merkeze, uzantısı merkeze geliyormuş gibi olan ne olacaktır? Yine uzantısı merkezden geçecek şekilde olacaktır. Yani burada söylediğimden farklı bir şey yapmadık aslında. Sadece bunların nasıl olduğunu görün. Bu sayfa çok önemli. Bak, bu sayfayı bilirseniz kalın kenarlı mercekten bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Şimdi merceklerdeki görüntüleri de şöyle yapalım. Merkezdeki bir cismin bir tane paralel ışın gönderiyorsun. Bir tane de ister F'e gönder, ister, ama ben genellikle optik merkeze gönderirim, tamam mı? Bak şimdi optik merkezde bir tane ışın gönderdim. Bu ikisi nasıl kırılacak birlikte bakalım. Birincisi, eğer sen şuradaki merceğe paralel, bu merceğin asal eksene paralel bir ışın gönderirsen, unutma ki sen ne yapacaksın? Odaktan yansıtacaksın, değil mi? Odağı, tabii odağı yanlış yaptık burada. Odak neresiydi? Ters tarafında da odaklarını çizeyim. F, M, M harfi. O zaman ne olacaktır bu? Şuradan devam edecektir. Bir, bak buradan devam ettin. İkincisi, eğer sen optik merkeze bir ışın gönderdiysen, bu ışın aynı şekilde devam edecektir. Şu iki ışının kesiştiği yer ise işte senin cismin. Burada oldu. Cisminin, dikkat et, M, merkez merkezde olduğunu, boyunun ikisinin de merceğe uzakla eşit olduğu için boylarının da eşit olduğunu, görüntünün gerçek olduğu için, ters olduğunu dikkat et. Şimdi sıra bu tarafta. Şimdi şunu da yapalım. Burada da şimdi burası F kadarmış. O zaman şurası merkez, bu cismin 1,5F'te, değil mi? Hadi birlikte çizelim. Bir tane paralel gönderiyordum. Ama ben bunu nereden gideceğini görmek için F, dikkat et, F burası. F burası, merkez burası. F'den geçecek şekilde kırılacak. Bunu biliyorum. Düzgün bir şekilde yapıyorum bunu. Şimdi devam ediyorum. Bir de ne var? Bir ışın daha göndereceğim. O ışınım da nereden? Optik merkezden olsun. Genellikle ben öyle daha şey yapıyorum. Öyle daha fazla aslında kolaylık oluyor bana. Şöyle yapalım. Ve optik merkezde ne yapacağım? Devam edeceğim. Hop, devam ettim. Devam ettim ama iş bitmedi şimdi. O zaman ne yapacağım? Buraya birkaç tane daha kare çizmem gerekiyor. Şöyle çizeyim. Fazlalık kareleri çizeyim. Şimdi devam edeceğim yer neresi? Şu şekilde devam edersem, ha, bu noktaya ulaştım. Demek ki benim görüntü şurada. Tamam. Bu aslında yeni bildiğimiz bir şey değil arkadaşlar. 1,5F'te burası da, bak, F, 2F, 3F. Tamam. 3F'te. 1,5F'teki cismin görüntüsü de 3F'te oluşuyordu. Bunu zaten söylemiştik. H'a 2H. Boyu da birbirinin iki katı olduğunu unutmayalım. Çünkü bunun merceğe uzaklığı daha fazladır. Şimdi başka bir tane daha. Yine ince kenarlı mercekteyiz. Ve devam ediyoruz. Bak şimdi. Burada da şu şekilde bir hani paralel göndereyim yine. Şurası F sanırım. F'den geçecek şekilde devam etsin. Bir sonra da optik merkeze göndereyim. Optik merkezde ne olacaktır? Şu şekilde. Ha, bunlar araları açıldı şimdi. Araları açıldığına göre bunlar ne olacaktır? Şuralarda bir yerlerde birleşeceklerdir. Hani bir ara yapmıştık ya, 0,10'da 5F demiştik. Hatırlıyor musunuz? 0,10'da 5F. Eğer yarım F'teki bir cismin görüntüsünden bahsediyorsak, o zaman bu cismin görüntüsü gerçekte oluşmuyordu. Sanal olarak oluşuyordu. O yüzden eksi diyorduk. Yarım F'teki cismin görüntüsü F'de oluşacaktır. Ve burada hani boy olarak da baktığımızda yakın olan küçük, uzak olan daha büyük, daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şurada ise, burada işler değişik. Burada bütün görüntüler arkadaşlar, bütün görüntüler F ile arasında çıkıyor. Optik merkezle F arasında çıkıyor. Yakınsak, ıraksak bir mercekten, yani kalın kenarlı bir mercekten bahsediyorsan, bütün görüntüler burada çıkacak. Senin cismin nerede olursa olsun. Yani ince kenarlı mercek birazcık daha meşakkatli böyle. Ama kalın kenarlı da bir şey yok. Hepsi burada çıkacak. Nedeni de şu. Sen böyle paralel bir tane gönderiyorsun ya ışın. Senin ne olacaktır? F şurası. Uzantısı F'den geçecek şekilde yansıyacak. Bir tane daha gönderelim. Bir tane de optik merkeze doğru gönderelim.
Optik merkeze doğru gönderirsek de devam edecektir. Heh. Şimdi bak, önemli bir şey var. Bu ikisi nerede kesişti? Burada, değil mi? Senin bütün kesişecek yerler hep buralarda. Tamam? Yani senin cisminin görüntüsü burada çıkacak. Burada çıkar mı? Arkadaşlar, bu tarafta cismin görüntüsü şey olmayacak, çıkmayacak herhalde. Bunun da nedeni şurada gördüğünüz. Tamam mı? Bütün görüntülerin burada çıkacak olması. Yani F'le optik arasında çıkacak ama cisim ne taraftaysa o tarafta çıkacak. Bu şekilde söyleyebiliriz. Hep görüntü, bak, kalın kenarlı mercekteki görüntüler. Kalın kenarlı mercekteki görüntü. Her zaman tıpkı buradaki gibi kısa. Her zaman bak, bu başı yukarıdaydı, bunun da başı yukarıda. Demek ki sanal. Tamam? Tıpkı buradaki gibi, bak, buradaki görüntü de sanaldı. Sanal dedik ve bu şekilde F ile O optik merkez arasında çıkacak diyebiliriz. Şimdi merceklerde özel durumlar var. Az önce dediğim gibi kırmızı, yeşil ve mavi renklerinin kırılmaları farklıdır. Baktığımız zaman kırmızının kırılması daha azdır. Kırmızı daha az kırılacaktır. Mavi daha çok kırılacaktır aslında. Şöyle bakalım. Şöyle şuradan da gösterelim. Bakın. Şimdi bir şeye bakarsanız, bir tane hani şu şekilde bir merceğe bakarsanız, mercekte gördüğünüz gibi şimdi şöyle bu şekilde renkler birbirlerinden ayrılacaklardır. Baktığım zaman sapmanın az olduğunun kırmızı, sapmanın çok olduğunun ise mor olduğunu söyleyebilirim. Mor daha çok sapacaktır. Şimdi sapmaya bakalım. Kırmızı az sapıyor dedik. Şimdi şu şekilde çizdim ben bunu. Bu şekilde çizdim. Şimdi bakıyorum. Acaba kırmızıya baktığımda kırmızının az sapması gerektiğini söyledim. Şu şekilde. Demek ki burası ne olacaktır? Burası, hemen düzeltelim. Burası kırmızı olacaktır. Kırmızı az sapacak. Yine şöyle gösterelim. Tekrar az sapan kırmızı oldu. Ya moru alalım bir de. Mor nasıl olacak? Mor da daha fazla sapacak. Hatta şöyle çok sapsın. Bunun da mor olduğunu söyleyelim. Yeşil de ortada olacaktır. Aynı şeyi tersten de söyleyebiliriz. Mesela burada çok kırılan, çok fazla kırılan, yani doğrultusunu çok değiştiren mor olacaktır. Doğrultusunu az değiştiren ise şu şekilde kırmızı olduğunu düşünüyorum bu kalemin. Şöyle kırmızı da doğrultusunu daha az değiştirecektir. Zaten yeşil de ortada kalacaktır. Yani ne öğrendik biz? Bir kere morun şey kırmızının odağı, kırmızının odağına bakın. Şurada, değil mi? Kırmızının odağı daha büyüktür, daha uzakta. Ama morun odağı daha küçüktür, daha kısadır diyebiliriz. Şimdi burada başka bir şeyden bahsedelim. Eğer hava varsa, eğer su varsa. Şimdi bak, bu bir mercek ya. Mercekler genellikle camdan yapılıyorlar arkadaşlar. Camdan yapıldığına göre kırıcılık indizi havanınkinden oldukça büyük. Ama ben buraya bir sıvıyla doldursam, yani kağıdın yarısını sıvıyla doldurursam, o zaman cam ile su arasındaki kırıcılık indizi tabii ki de daha küçük olacaktır havayla camınkinden, değil mi? Demek ki bu tarafta kırılma azalacaktır. Ben normalde bak, hiç kırılma olmasa bu işim böyle gidecekti. Bak buradan da gözüme, hiç kırılma yok, bu işim böyle gidecekti. Hava ortamında bu ışın çok kırılıyorsa, bu şekilde kırılıyorsa, o zaman bu su ortamında o kadar çok kırılmayacak, daha az kırılacaktır. Ve doğal olarak sudaki odak uzaklığı büyüyecektir. Gördünüz mü, su içerisindeki odak uzaklığı nerede? Daha da büyümüş. Çünkü aradaki kırıcılık indizleri farkı birbirlerinden nedir? Birbirlerinden farklıdır. Yani şurada mesela şöyle söyleyelim. En camla en hava arasındaki fark büyük. En camla en su arasındaki fark küçüktür. Doğal olarak burada kırılma fazla. Burada ise kırılma azdır. Kırılma azdır. Ve devam edelim. Şimdi o zaman şöyle bir ortama baktığımızda ben bu kırıcılığı, şu ortamın kırıcılığını çok büyütürsem eğer, şuradaki gibi arkadaşlar, bak şuradaki gibi artık
Bak ince kenarlı mercek ama ne yapıyor? Bunu böyle dışarı doğru, asal eksene doğru kırmıyor, dışarı doğru kırıyor. Yani burada mercek karakter değiştirmiş diyoruz. Karakter değiştirmiş, tamam mı? Yani ne demek bu? Merceğin kırıcılık indizi artık ortamın kırıcılık indizinden daha büyük değil. Bu yüzden mercek kalın kenarlı mercekmiş gibi davranmış. Ve son olarak da şunu söyleyebilirim. Bakın şurada bir eğrilik yarıçapı var. Dikkat edin. Şöyle bir eğrilik yarıçapı var. Ben bunun eğrilik yarıçapının büyük 2R kadar olduğunu söylüyorum. Bunu böyle açtığımda, büyüttüğümde ne olacaktır? Eğrilik yarıçapım arttıkça eğrilmem azalacaktır. Hatta çok açarsam dümdüz olur. O zaman ben burada kırıcılığı arttırmak için ne yapacağım? Kırılmayı çok arttırmak istiyorum. Çok daha fazla kırılsın istiyorum. Bunu böyle azaltacağım. Tıpkı şuradaki gibi yarıçapı daha küçük bir yer kullanacağım. Böylelikle F1 daha küçük olmuş olacak. Yani ışık mesela şöyle düşünün. Şurada bak bu da burada paralel geliyor. Asal eksene paralel geliyor. Burada bu şekilde daha az kırılırken burada aslında daha fazla kırılıyor. Bu yüzden F1'in küçük F2'nin büyük olduğunu görüyoruz. Şimdi ışık prizmaları var. Işık prizmaları en az iki yüzey birbirlerine paralel olmayacak. Bu şekilde ne olacaktır? Düzlem yüzeyler arasındaki saydam ortamları diyoruz. Tam yansımalı prizmalarda ikizkenar dik üçgen biçiminde olduğunu söylüyoruz. Ve sınır açısında 42,5 derece olduğunu söylüyoruz. Yani aslında buna şu diyor. Diyor ki sana arkadaşım diyor bak 45 derecelik açıyla gelirsen bana diyor. Sınır açısı bu ya. 45 derecelik açıyla gelirsen diyor. Bu açı sınır açısından büyük olduğu için. O zaman buralarda hep tam yansıma yap diyor. Tamam mı? Tam yansıma yap. O zaman biz birlikte yapalım. Senin karşına çıkabilecek olan 3 tane tam yansımalı prizma burada. Bunların da nasıl kırdığını birlikte göreceğiz. Şimdi bak şuraya dik ya. Bu dik olduğu için direkt içeri girer. Dik olmadığı durumda da tam yansıma yapacak. Neden? Burası da 45, burası da 45. Demek ki burası da 45 derece. Yap tam yansımalı. Burası da 45, burası da 45. O zaman burası 90 derece olur. Buradan hatta şöyle çizelim biz. Şuradan direkt çıkar. Bak bir. Tekrar çiziyorum. Eğer dik olarak geliyorsan içeri gir, dik olarak geliyorsan gelmiyorsan tam yansıma yap. Aynı şeyi buraya yapıyorum. Dik olarak geldim. Değil mi? İçeri girdim. Dik olarak gelmedim. Tam yansıma yaptım. Dik olarak gelmedim. Tam yansıma yaptım. Dik olarak geldim. Dışarı çıktım. Ve son olarak burası. Burada da içeri girdim. Dik mi? Hayır. Tam yansıma yaptım ve buradan dışarı çıktım. Budur. 3 tane karşınıza çıkacak. Prizmada da ışınlar bu şekilde kırılacaktır. Şimdi de renge geçelim. Arkadaşlar renkte az önce söylediğimiz gibi eğer bir prizmaya bakarsanız prizmada burası beyaz ışık, tamam mı? Beyaz ışığın sapmasını görürsünüz. Çünkü beyaz ışık başka ışınlardan oluşmuştur. Burada beyaz ışık kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor olarak renklerine ayrılır. Bunları da bileceğiz. Bunları aslında ezberlemek için kutu sayamam olarak bilebiliriz arkadaşlar. Bu kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, tamam. Şimdi burada ışığın ve boyanın renkleri birbirlerinden farklıdır. Bu kulağınıza küpe olsun. Işığın ana renkleri bunlar arkadaşlar. KYM kıyma. Kırmızı, yeşil, mavi. Kırmızı, yeşil ve mavi fenerler, pardon, kırmızı, yeşil ve mavi fenerlerin beyaz bir ekrana düşürüldüğünü görürsek eğer şunu bileceğiz. Bunlar ışığın ana renkleridir. Bu yüzden de hepsinin ortak olduğu, pardon, hepsinin toplandığı alan, yani şu küçük yer beyaz olur. Beyaz, tamam? Beyaz. Bunun olayı bu. Işığın ana renkleri toplandığı zaman beyaz rengi veriyor. Yani kırmızı, yeşil, mavi toplanınca. Şimdi başka birkaç tane şey var. Sarı ile yeşil toplanırsa, pardon sarı diyorum. Neden öyle diyorum bilmiyorum. Kırmızıyı gösteriyorum. Tabii ki de kırmızı ile yeşil toplanırsa sarı olacak. Kırmızı ile yeşil. Ne oldu? Sarı. Başka? Mavi ile yeşil toplanırsa bak burada siyan olacak. Mavi, yeşil, siyan. Zaten bu siyan böyle hani turkuaz gibi bir renktir. Kırmızıyla mavi de toplanırsa magenta olacak. Kırmızı, mavi, magenta. Tamam. Bu da gül kurusu gibi bir renk. Şimdi ışığın ana renkleri dedik. Kırmızı, mavi, yeşil. Bir de ışığın ara renklerini oluşturduk az önce. Onlar da siyan, sarı ve magenta.
Şimdi bu biliyor musunuz ışığın ana renkleri aslında boyanın ana renkleridir. Enteresan bir şekilde boyanın ana renkleriyle ışığın ara renkleri birbirlerinin zıttıdır diyoruz. Ve sonra biz nasıl kırmızı, mavi ve yeşilin toplamının değil mi beyaz olduğunu söylediysek o zaman şunu da söyleyebiliriz. Kırmızı ile siyanın toplamı, ışıktan bahsediyorum. Siyan neydi arkadaşlar? Siyan yeşille mavinin toplamıydı değil mi? O zaman kırmızı, yeşil, mavi, beyaz. Mavi ile sarı. Sarı ama ışığın ara rengi olan sarı. Özel bir durum var. Onu da söyleyeyim şurada. Arkadaşlar şuradaki sarıyla bak buradaki sarıyla yani şuradaki sarı birbirlerinden farklıdır. Tamam? Farklıdır. Sen gün ışığını yani beyaz ışığı, gün ışığı beyaz ışıktır, tamam mı? Beyaz ışığı ayırdığında burada kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renklerini elde edersin. Buradaki sarının bileşeni yoktur. Bileşeni yok. Tamam? Yani bunun içerisinde yeşil, kırmızı falan aramayın. Ama bunun içinde vardır. Bu yeşille mavinin birleşimidir. Bu sarı ışına bileşenleri olmayan ışık dendiği için aslında buna saf sarı da denir. Saf sarı. Yani içinde başka renk yok. Ama bu kırmızı ve mavi şey pardon. Neden yeşil ve mavi yazdım ya? Kırmızı ve yeşili değil mi? Kırmızı ve yeşilin bileşimi olan sarıdır bu. Bu yüzden de bu sarı bileşkeli sarı yani bileşenli sarıdır. Bunun içerisinde başka renkler vardır. Kırmızı ve yeşil birleşip bu sarı olmuştur. Ama bu saf sarıdır. İkisi birbirlerinden farklıdır unutmayın. Şimdi o yüzden bu sarı yani yeşille kırmızının birleştiği sarı. Bir de mavi ekledim ne oldu? Kıyma oldu mu? Oldu. O zaman beyaz gözükür. Yeşil magenta. Magenta da kırmızı ile maviydi. Gene etti sana. Kıyma hepsinin toplamı kırmızı, mavi, yeşil. O zaman sen gene beyaz görürsün. İşte bu renkler baktığımızda beyaz çıkıyor ya hani. O zaman ışığın ana renkleri artı şu renkleri özel olarak kırmızının tamamlayıcısı denir. Kırmızının tamamlayıcısı siyahmış. Toplamı da bu rengi veriyormuş. Son olarak biz bir de cisimlerin hani şeylerini de görmemiz lazım. Cisimler nasıl renkte görünüyor? Mesela bu işte bir bu kalem nasıl kahverengi görünüyor gibi. Bu nasıl kırmızı görünüyor gibi. Şimdi bakın burada olay şudur. Senin bir cismin vardır. Cismimin üzerine bir ışık düşer. Bu ışığın düştüğünde. Şimdi magentanın içerisinde ne var? Kırmızı ve mavi var. Senin renk pigmentin ne? Kırmızı. Bir tanesi uyuyor mu? Uyuyor. Hangisi uyuyor? Kırmızı. O zaman bu cisim buradan kırmızı rengi yansıtır ve sen kırmızı görürsün. Bu hiçbir şey yansıtmasaydı sen hiçbir şey göremezdin. Mesela buradan gelen şey mavi olsaydı, mavi. Mavi ana renk. Kırmızının içerisinde mavi yoktur. Doğal olarak sen bu kırmızıyı siyah görürdün. Tamam? Şimdi mesela bir tane magentayı ele alalım. Magenta mavi ile kırmızının bileşimiydi. Eğer sen buna siyah gönderirsen, yani mavi ile yeşilin bileşimini gönderiyorsun. Hangileri ortak? Mavi. Demek ki bu cisim magenta olan bu cisim mavi gözükecektir. İçinde magenta pigmentleri olan bu cisim mavi gözükecektir. Şimdi siyana baktığımızda siyanın yeşille mavi olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Yeşille mavinin toplamıdır. Sarı ise kırmızı ve yeşildir. Şimdi ben burada bakıyorum hangileri ortak? Yeşiller ortak. Doğal olarak çıkan da yeşil olacaktır. Bu cisimde yeşil gözükecektir diyoruz. Ve filtrelere bakalım. Filtrelerde şimdi beyaz ışık der ama sen hani bu kırmızı filtreye beyaz ışık gönderiliyor der. Ama sen burada kutu sayamamdaki renkler olduğunu bileceksin. Yani sana hiçbir zaman burada sevgili öğrencim kırmızı filtreye kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renkler gönderiliyor demeyecek. Sana diyecek ki kırmızı filtreye beyaz ışık gönderiyorum. Beyaz ışık ya da gün ışığı gönderiyorum diyecek. Sen o zaman diyeceksin ki ha ben biliyorum bunu. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi var. Yani kutu sayamamdan bahsediyor diyeceksin. Unutma bunu. Peki kırmızı filtreye gönderdik. Ortak olanlar neler? Kırmızılar. Demek ki buradan kırmızı çıkar ve sen bu burada herhangi bir gözlemci varsa kırmızı renkte görürsün. Şimdi unutmayın kimi çıkarıyorsa burada mesela burada kırmızı çıkıyor ya kırmızı kimi çıkarıyorsa onun komşu renklerinde çok az gösterir çok az
Çok az çıkar buradan. Azıcık bir turuncu çıkar, tamam. Ama sen göremezsin. İnsan gözü algılayamaz. O yüzden hangilerini görür dediğinde sen kırmızı diyeceksin. Devam edelim. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor geldi mi? Yani beyaz ışık geldi. Siyan filtreye. Siyan nedir arkadaşlar? Kırmızı, mavi ile değil mi? Yeşilin birleşimidir. Yani turkuaz ya, mavi ile yeşilin birleşimi. Şimdi buradan ne çıkacak o zaman? Bir kere maviyi gönderecek, yeşili gönderecek. Mavi yeşil birlikte olduğuna göre, mavi yeşil birlikte olduğuna göre burada bir gözlemci varsa hangi renk görecek bunu? Yine siyah renkli görecek. Değişmeyecek o. Tabii ki de komşularını da acık geçirecek ama onları zaten biz algılamayacağız. Son olarak şuna bakalım. Sarı filtre. Şimdi bak, bu sarı filtre olduğuna göre şunu geçirecek sarıyı. Sarı filtre yeşille mavinin, yeşille kırmızının toplamıydı. O zaman kırmızıyı da geçirecek, maviyi de, maviyi geçirmeyecek tabii ki de, yeşili de geçirecek değil mi? Ve bunların komşularını da çok azıcık geçirecek ama sen burada neyi göreceksin? Kırmızı, sarı, yeşili göreceksin. Yani toplamı ne olacaktır? Filtre sarı renk gözükür. Şimdi de ödevlerimizi verelim. Baktığımız zaman Tonguç 10. sınıf tak kitabına bakıyoruz. Optik ile ilgili nereden başlayacağız? Küresel aynalarla birlikte aslında bütün sorularımızı çözebiliriz. Gördüğünüz gibi 180 ile yazılı sorularımız da var sonunda. Bize çok yardımcı olacak. 224 arasındaki sorularımızı çözebiliriz. 10 taktan ve daha sonra 0'dan 10'a kitabımızda ne yapacağız yine? Küresel aynaları bulacağız. Ve o küresel aynaların sayfası da gördüğünüz gibi 182'dir. 182 ile 221 arasını çözebilirsiniz. Ve ödüllü sorumuz. Hepinize başarılar.